Edebiyat Dünyası'na hoş geldiniz. Programımıza her zaman olduğu gibi Ne Var Ne Yok bölümüyle başlıyoruz. Hemen ardından Mahvil'de konuğumuz Beşir Ayvazoğlu, kendisiyle Çiçek Hanım'ın Rüyaları adlı kitabını konuşacağız. Türkiye Yazarlar Birliği kurucu ve şeref başkanı Mehmet Doğan, Ankara'da 77 yaşında hayatını kaybetti. 1947 yılında Ankara'nın Kalecik ilçesinde dünyaya gelen Doğan, siyasi ve sosyal tarih, fikir ve basın tarihi, dil gibi alanlarla ilgili 40'tan fazla kitaba imza attı. Türkçenin en geniş sözlüklerinden biri olan Büyük Türkçe Sözlüğü, ilk baskısının yapıldığı 1981'den sonra defalarca genişletilmiş yeni edisyonunu yayınladı. Mimar Sinan, Sanat Sözlüğü, Ulu Cami gibi belgesellerin metin ve senaryolarına emek verdi. ...1978 yılında bir grup yazarla Türkiye Yazarlar Birliği'nin kuruluş çalışmalarını yürüttü. 26 Nisan 1979'daki ilk genel kurulda genel başkanlığa getirildi. 1996'ya kadar genel başkan olarak görev yaptı. Uluslararası şiir şölenleri düzenlemesine öncülük etti. Yazarlık alanının tanımlanması, yazarların mesleki bir kuruluş altında toplanması, büyük yazarların anılması ve yaşayan yazarların tanıtılması yönünde de önemli faaliyetlerde bulundu. Edebiyat Dünyası'na Mahvil bölümümüzle devam ediyoruz. Konuğumuz yazar Beşir Ayvazoğlu. Beşir Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk Erkan Beyciğim. Konumuz sizin son kitabınız, Çiçek Hanım'ın Rüyaları. Bugün bu kitabı konuşmak istiyoruz. Biz öykü kitabıyla karşılaştık. Sizin biz edebiyat araştırmalarınıza ve biyografilerinize aşinayız. Onları daha çok tanıyorken bir anda sizden böyle güzel bir öykü kitabı okumak da tabii bizi okur olarak mutlu etti. Alt başlığı Muradiye Hikayeleri. Bursa'nın Muradiye diyelim semti diyelim bugünkü tabirle. Orada şimdi sizden anlatmanızı rica edeceğim. Orada bir hayat var, bir dünya var. Muradiye'ye sıkışmış koca bir dünya var. Çiçek Hanım'ın Rüyalarına geçmeden evvel Bursa'nın bu Muradiye semtini önce sizden dinleyelim mi? Evet, çok merkezi bir yerdir biliyorsun. Aslında kadim zamanlarda Bursa'nın epeyce dışında kalan bir yerdi. Biliyorsunuz Sultan II. Murad'ın yazlık sarayı bulunuyordu orada. Çok sevdiği bir yer. Sultan Murad'ın, II. Murad'ın, Fatih'in babası II. Murad'ın çok sevdiği bir yer. Oğlu Alaaddin, büyük oğlu Alaaddin. Tabii Alaaddin'in ölümü de ayrıca tartışılması gereken bir konu. Kitapta birazcık değindim ama Muradiye'ye gömülen ilk şehzade odur. Daha sonra biliyorsunuz Sultan Murat, II. Murat vefat edince oğlunun yanına gömülmesini ve yanına başkasının da gömülmesini vasiyet ediyor. Sultan II. Murat'tan sonra bir bakıma Sultan II. Murat'ın aile kabristanı gibi teşekkür etmeye başlıyor. Çünkü Fatih ilk oğlu değil ama ikinci oğlu Mustafa vardır. Şehzade Mustafa. Sultan Süleyman'ın oğlu Şehzade Mustafa'yı da karıştırmamak lazım. O Konya valisiyken ölünce Bursa'ya defnediliyor. Daha sonra Cem kardeşi, Cem, Şehzade Mustafa'nın türbesine gömülecektir. Yani böylece o Muradiye'de, II. Murad'ın türbesinin etrafında, önce Fatih'in yakınlarının, bunlara Fatih'in annesi dahil, ne bileyim bir takım cariyeler dahil olmak üzere, Fatih'in ailesinin hususi mezarlığı gibi teşekkür eden bir bölge.
Daha sonraki şehzade mücadelelerinde özellikle hayatını kaybeden şehzadeler anneleriyle birlikte Bursa'ya gönderiliyorlar. Anneleri de Bursa'ya gönderiliyor. Muradiye'de toprağa veriliyorlar. En son toprağa verilen özellikle Yavuz'un kardeşleriyle mücadelesi sırasında Şehzade Korkut müstesna olmak üzere onu Orhan Gazi'nin türbesine gömüyorlar. Diğer şehzadelerin hepsi Ahmet de dahil olmak üzere hepsi biliyorsun Muradiye'ye defnediliyor. Şehzade Mustafa'ya kadar. Kanun'un oğlu Şehzade Mustafa'ya kadar. O da oraya defnediliyor. Yani evet orada irili ufaklı da türbelerden ki bazıları çok sanatkârhanedir. İç düzenleri, iç tezyinatları vesaire fevkaladedir. Mesela Sultan Cem Türbesi diye bildiğimiz aslında Şehzade Mustafa'nın Fatih'in ortanca oğlunun gömülü olduğu türbenin içine girdiyseniz fevkalade Çinlilerin ve kalem işlerinin bulunduğunu görürsünüz. Yani çok özel olarak tasarlanmış bir türbe gibidir. Şehzade Mustafa'nın, diğer Mustafa'nın türbesi de öyle. Ve böylece şehzadelerin, şehzade annelerinin, onların yakınlarının bazı türbelerde başka şehzadeler falan da yatar. Onların çocukları yatar vesaire. Yattığı çok özel bir çeşit panteon diyebileceğimiz bir alan. Maktul Şehzadeler evet. Panteonu. Evet, Maktul Şehzadeler yattığı ve onların yakınlarının yattığı ama bir de padişah Sultan II. Murad'ın yattığı bir alan. Bu tabii ben ne zaman öğrendim Muradiye'nin varlığını? Orada üniversite okurken. Hayır. Hayır. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Beş Şehrini okuduğum zaman farkına vardım. Bir de Bursa'da Zaman şiiri var biliyorsunuz. Orada da Muradiye Sabrın Acı Meyvesi mısra geçer. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Beş Şehrini okuduğum zaman 1969 yılında neşredilmişti. En çok Bursa bölümünden etkilendim ben. Bursa'ya ilk gittiğimde de ilk ziyaret ettiğim yer Muradiye oldu. Yakup Kadri'nin de Muradiye hakkında bir yazısını okumuştum. O Muradiye'yi ziyaret ettiği zaman orada bir uhrevi sükun hissetmiş. O sükunu o kadar güzel anlatır ki Yakup Kadri Karaosmanoğlu. Hakikaten gittiğiniz zaman orada bir huzur hissediyorsunuz. Tuhaf bir doygunluk, huzur, rahatlama hissediyorsunuz. Tuhaf bir şey. Halbuki o türbelerin arkasındaki hikayeleri bildiğiniz zaman ne kadar ciddi büyük trajedilerin yaşandığını hiç düşünmüyorsunuz. Bilseniz bile o huzur duygusu insanda uyanıveriyor. Tuhaf bir şey yani bu. Bizim mezarlıklar hep öyledir biliyorsunuz. Hristiyan mezarlıklarına benzemez. Daha İstanbul'da birçok önemli mezarlık aynı zamanda tenezzüh yeri, gezinti yeri olarak kullanılırdı. Yani hem uhrevi havası vardır hem de insana huzur verir orası. Ölümle ilişkinizi biraz daha munisleştirir. Öyle bir atmosfer yani. Yani ta 1969'da Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Beş Şehrini okuduğum tarihten itibaren Muradiye benim ilgi alanıma girmiş. sevdiğim, Bursa'ya her gidişimde mutlaka ziyaret ettiğim bir mekandır. Beşir Bey, bu kitabın merkezinde de Muradiye'deki şehzadeler var. Bir tarihimizin acı hatırası olarak, tarihimizin acı bir gerçeği olarak kardeş katli meselesi var. Bununla devam etmek istiyorum ama programımıza küçük bir ara veriyoruz. Bu aradan sonra sohbetimize devam edeceğiz. Edebiyat Dünyası, Raftakiler ve Bellek bölümüyle devam edecek. Ardından Beşir Bey'le olan sohbetimize de biz devam edeceğiz. Karşı Roman, Ali Ayçiğil, İletişim Yayınları. Şiirleri, öyküleri, denemeleriyle yakından takip ettiğimiz Ali Ayçiğil, bir romanla çıka geldi. Karşı Roman ismindeki majör tınıya rağmen minör bir karaktere sahip. Ayçil, görmezden gelinenin hikayesini ustalıkla romanlaştırıyor.
denemeyle öykü, şiirle roman arasındaki sınırın muğlaklaştığı bir türler üstü ziyafet karşı roman. Kuşluk Saatleri, Ebu Bekir Eroğlu, Everest Yayınları. Modern Türk şiirinin temsilcilerinden Ebu Bekir Eroğlu'nun ustalığını müjdeleyen ilk şiir kitabı Kuşluk Saatleri, 50 yıl sonra yeniden ve yeni bir katkıyla okurla buluştu. Arayışlar adlı şiirin son şeklini içeren kitap, modern zaman insanlarının endişelerini, telaşlarını kayıt altına almıştı. Kuşluk Saatleri, yazıldığı çağın sesini okunduğu zamanlara taşımaya devam ediyor. Makrokozmos Öyküleri, Güray Süngü, Ketebe Yayınları. Tarih ve insanlık, uzak geçmişten yakın geleceğe doğru koşarken bazı kavramlar, olaylar ve insan tipleri hiç değişmiyor. Güray Süngü, bu yeni kitabındaki öykülerde işte bu değişmeyen gerçeklikleri yeniden kendi özgün diliyle yorumluyor. Tarihin akışına bazen distopik, bazen karamsar, bazen de neşeli bir şekilde ama hep tersten bakıyor. Buz 9, Sayı 23. Şiir, teori, eleştiri dergisi Buz 9, kavramsal, teorik metinlere yer verdiği dosyalarında bu sayı şiirde nesneyi tartışıyor. Dosya kapsamında bir de ufuk açıcı bir soruşturma var. Bu sayıda ayrıca Amerikan şair Bob Holman hakkında iki metinle şairin seçtiği 5 şiir yer alıyor. Buz 9'un şiir sayfalarında ise yine iyi şiirler görüyoruz. Başucuk Kitabı, 9. Hariciye Kovuşu, Peyami Safa, Ötüken Neşriyat, Beklemesini Onlar Kadar Bilen Yoktur. Bu unutulmaz epigrafla başlayan 9. Hariciye Kovuşu, Türk Edebiyatı'nın en güzel psikolojik romanlarından biridir. Hasta, hastalık, hastane üzerine öncü tahlilleriyle biçimlenen romanda ilaç kokuları sayfalardan taşıp okurun burnuna ulaşır. Safa'nın kendi çocukluğunu ve hastalık tecrübelerini anlatırken kullandığı dil öyle güçlüdür ki dönemin tıbbi terimleri bile bir şiirin simgelerine dönüşür. 15 yaşında bir gencin kendi ruhuyla, hastalıkla, aşkla, tıbbın soğuk yüzüyle tanışması biz okurlar için evrensel bir edebiyat şölenidir. Bütün bu yönleriyle 9. Hariciye Kovuşu psikolojik ve otobiyografik malzemenin ötesine geçmeyi başarmış, eskimeyecek bir edebi mirastır. Günlerden bir gün öğretmenlerine şaka yapmaya karar verir bir grup öğrenci. Fakat tüm sınıfın kaderiyle oynayabileceklerini biliyorlar mıydı acaba? Sene 1925. İstanbul Lisesi'ne müdür olarak Almanca öğretmeni Besim Bey atanır. O günlerde 10. sınıf öğrencileri öğretmen sandalyesine bir iğne yerleştirir. Ders Arapça hocası Salih Bey'in dersidir. Bunu fark eden Salih Bey, "Ben bu muameleye layık değildim. Sizlere çok teessüf ederim." diyerek dersliği terk eder. Bunun üzerine müdür Besim Bey hepsinin ihracına karar verir. Fakat buna genç bir tarih öğretmeni itiraz edecektir. İşte o genç ve meşhur tarihçi ve yazar Enver Behnan Şapolyo'dan başkası değildir. Genç tarihçi ileriyi görmüştür adeta. İğneci sınıftan kimler kimler geçmiştir oysa ki. Ünlü hikayeci Sait Faik Abasıyanık, Hikmet Feridun Es, Saffet Nezihi ve niceleri. Hikmet Feridun Es, iğneci dostlarını şöyle hatırlatır okuyucusuna. "Biz 43 iğneciydik. Fakat sonradan o kadar çok kişi iğneci sınıftan olduğunu iftiharla iddia etti ki hayret etmemek mümkün değil." Beşir Bey'le sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Beşir Bey, kardeş katli meselesine değinmek istiyorum. İşin tarihi ve siyasi boyutuyla değil tabii, edebiyata temas eden, sanata temas eden tarafıyla diyeyim. Dram diyebiliriz, tragedya diyebiliriz, sinemamız, tiyatromuz, edebiyatımız bu konuya yeterince yer verdi mi? Çünkü kendisi dediğim gibi trajik bir mesele ve edebiyata açık bir alanı var. Yani sanatçıya vereceği büyük mesajlar var bu meselenin. Sizin kitabınız da doğrudan aslında öyküleriniz bu kardeş katlinin toplumdaki
karşılıklarını anlatıyorsunuz aslında. Bir şair bunu nasıl algılamış, bir bürokrat bunu nasıl algılamış, bir tarihçi, bir sanatçının gözünden anlatıyorsunuz meseleyi Çiçek Hanım'ın rüyalarında. Sizden biraz da bu konuyu dinleyelim edebiyatçı nazarıyla. Evet. Yani tarihimizin çok acıklı taraflarıdır tabii bu. Ekber evlat usulüne geçinceye kadar hakikaten Fatih'in kanunnamesine itibaren, ki ondan önce de ciddi manada kardeş katli, baba oğul arasındaki çatışmalar falan vardır. Amca onlara yani girersek uzun konuşmak gerekiyor. Hatta şeyle başladı. Yani Osman Gazi'nin amcası Dündar Bey'i okla vurarak öldürmesinden başlayarak hanedanda bu manada ciddi çatışmaların ve trajik hadiselerin cereyan ettiğini biliyoruz. Ama Fatih kanunnamesinden sonra kanuna girmiş bir şey meseledir bu. Uzun uzun konuşmak lazım aslında bunda. Bu kitapta onu tartıştım. Yani bu meseleye farklı açılardan bakanların karşılıklı olarak bu meseleye nasıl baktıklarını, nasıl yorumlamak gerektiğini tartıştırdım bir üst hikayeyle, dikkat ettiyseniz. Evet. Üst hikaye var. Yani aslında hikayelerden oluşuyor ama, hikaye diyorum ama o hikayeleri birbirine bağlayan bir üst kurmaca da var. Yani aslında hikayeler de birbiriyle yakından ilişkili. Bir çeşit roman gibi de okunabilir. Evet. Postmodern şey bu. Bunlar tabii edebiyatımıza klasik dönemde nasıl yansıdı? Mersiyeler var. Şehzadeleri yazılmış. Evet. Mesela ikinci Bayezid'in oğullarından Şehzade Abdullah, efendim Şehzade Mahmut. Bunlara hizmet etmiş bir şair var, Necati Bey. Necati Bey'in ikisi hakkında da mersiyeleri var. Mersiyeler bir bakıma trajik duygusunu eskiden anlatmak için kullanılan nazım şeylerdir. Terkibi bent tarzında yazılmış mersiyelerdir bunlar. Mesela Şehzade Mustafa, Kanuni Sultan Süleyman'ın oğlu Şehzade Mustafa hakkında o çağın 16. yüzyılın önemli şairlerine olan Taşlıcalı Yahya Bey'in bir mersiyesi vardır. Hani medet ki cihan, yıkıldı cihanın bir yanı diye başlayan, hakikaten Kanuni Sultan Süleyman'ı da, devrin en kudretli adamını, en kudretli padişahı eleştirdiği ve Kanuni'nin de müsamahayla karşıladı. Ciddi manada eleştirim niteliği taşıyan mersiyesi var. Tabii bunlar aynı zamanda edebi metin. Bu tarzda edebiyatımıza, eski edebiyatımıza, klasik edebiyatımıza yansıdığı söylenebilir. Yani o babalar için, kardeşler için de kolay hadiseler değil bunlar tabii. Aslında iyi bir yazar, iyi bir romancı, iyi bir hikayeci. Mesela oğlunu katletmek zorunda kalan bir babanın veya kardeşini katletmek zorunda kalan, hani onlar nizam-ı alem diyorlardı ya, nizam-ı alem, devletin bekasının sağlanması amacıyla yaptıklarını düşünerek işledikleri bu cinayetlerden sonra neler hissetmiş olabilirler? Asıl manasında bir yazar onun ruhuna, onun dünyasına, iç dünyasına girebilerek yaşadığı sancıyı, acıyı, trajediyi yazabilirse asıl o zaman edebiyata yansımış olabilecektir. Modern edebiyatımıza pek girmiş değil. Bu popüler tarih romancılarının romanlarında bu meselelere değinilir. Ama ciddi manada bu kardeş katli meselesini ele alıp onun arkasındaki dramı, trajediyi yansıtmaya çalışan bir romancı, bir yazar hatırlamıyorum. Sinematik ya da. Evet. Bu belki işte bir iki trajik oyun, trajedi, Oflazoğlu'nun bazı oyunlarında falan bu meselelere değinildi. Ama çok sınırlı. Gerçekten çok sınırlı. Aslına bakarsan çok zengin bir konu. Evet. Nice romanlar çıkabilir. Aslına bakarsan
Batılı yazarlar bu şehzade meselesine çok daha fazla ilgi duymuşlardır. Cem Sultan'a da Cem Sultan'a da başkalarına da tragediyalar vardır. Mesela hemen aklıma geldi Rasin'in o Sultan 4. Murad'ın öldürttüğü kardeşlerinden biri olan Beyazıt üzerine bir trajedisi var. Başka trajediler de var yani Batı'da. Bir Bulgar hanım romancı var. Aslında romancı da demeyelim. Roman da yazan bir Osmanlı tarihçisi. Vera Mutafçıyeva. Cem Sultan üzerine 400-500 sayfalık bir romanı var. Osmanlı tarihçisi olduğu için. Aynı zamanda Batılı kaynaklara da vakıf olduğu için. Çok derinlemesine bir araştırmanın sonucu olarak yazmış. Çok enteresan bir hadise. Benim bu Çiçek Hanım gibi sizin Hanım kurmaca gibi, karakteriniz. Evet. Ona da benziyor çünkü romanının kahramanına hayran. Evet. Cem Sultan'a aşık diyelim. Ama onu düşünerek yazmadım ben. Doğrusunu söylemek gerekirse. Bir arkadaşım dikkatimi çekti. Oradan mı hatırladım? Evet dedim. Yani yıllar önce okumuştum ben Vera Hanım'ın romanını. Şimdi teferruatını hatırlamıyorum. Ama Batılılar ciddi manada ilgi duydular. Biz de tabii böyle konuları yazmak için ciddi manada bir araştırma süreci yaşamak lazım. Yani ciddi bir okuma faaliyeti gerektiriyor. Her türlü bu konudaki her türlü görüşü anlamak için ciddi bir okuma faaliyeti gerektiriyor. Çünkü bir görüşü yansıtırsanız öteki tarafın görüşü ikinci planda kalıyor. Belki hiç yansıtmıyoruz. Yani meseleyi derinlemesine bu hadiselerin yaşandığı dönemin ruhunu da hissederek o insanların neler hissettiklerini, neler yaşadıklarını, nasıl aynı zamanda nasıl böyle bir fedakarlıkta bulunabildiklerini, yani insanın kendi kardeşini katletmesi kolay bir şey değil. Şimdi biz sadece olup bitmiş basit bir hadise gibi görüyoruz ama işte Kanuni Sultan Süleyman'ın en sevdiği oğlunu katlettiği zaman neler? Neler hissetti, neler düşündü? Ben mesela o hissettiklerini bir aynayla, Topkapı Sarayı'nda bir el aynası vardır Kanuni Sultan Süleyman'ın. O aynaya bakarak kendi kendisiyle konuşmasın şeklinde o yaşadığı dramı, yaşadığı pişmanlığı, acıyı anlattırmaya çalıştım kendisine. Yani zor konular. Tarihle çok ciddi manada ilgilenmek lazım ama tabii edebiyatla da haşir neşir oluyor olmak lazım ki ikisinin birleşiminden bir şey çıksın. Ben başarabildim mi bilmiyorum. Okur olarak ben naçizane görüşümü söyleyecek olursam başardığınızı düşünüyorum. Hem kurmacanın gücünü de hissediyoruz. Bir yandan da ne kadarı dokümantar acaba diye de sorguluyoruz. Yani gerçekliğin de okur olarak hissediyoruz o gerçekliği açıkçası. Romanda ben de buradan okurlara tarihe meraklı, tarihimize meraklı, hem edebiyatı hem tarihi seven okurlara kitabınızı öneriyoruz. Bu kitapta sadece o mesele tartışılmıyor bir de. İki farklı estetiğin karşı karşıya gelmesinden doğan çatışmayı da anlattım. Bu tabii o bahsettiğiniz, biraz önce konuşurken de bahsettiğiniz mesele oydu aslında. Yani bir görüşün, bir tarafın görüşünü öne çıkarmaktan ziyade siz o farklı tartışma alanlarının da hem estetik tartışmaya, siyasi tartışmaya da... Yani üst kurmacada farklı düşünenleri tartıştırdım. Evet. Günümüzde geçen bölümlerde bu farklı görüşleri de okurlar bulacaktır. Beşir Bey, çok teşekkür ediyoruz. Hem bizi bu güzel öykülerle hem de bu bakış açısıyla tarihimizin bir anına, bir meselesine dair bu emek dolu bakış açınızla da ayrıca teşekkür ediyoruz. Mahvil'in sonuna geldik. Konuğumuz Beşir Ayvazoğlu'ydu. Kendisiyle Çiçek Hanım'ın Rüyaları adlı son öykü kitabını konuştuk. Edebiyat Dünyası Anımsarken bölümüyle devam edecek. Enver Behnan 1900'de İstanbul'un göbeğinde Koca Mustafa Paşa'da dünyaya gelir. Henüz genç bir tarih öğretmeni iken soyadı kanunu çıkar ve Şapolyo soyadını alır. Bu Göktürk Kağan'ı Işbara'nın
Çin kaynaklarındaki ismidir. Şapolyo, milli mücadelede Kuvayi Milliye saflarında çarpışır. Daha sonraki yıllarda Ziya Gökalp'in de öğrencisi olur. Tarih öğretmenliğinin ve tarih alanında verdiği sayısız eserin yanı sıra sıkı bir muhabirdir de. Bu sayede basın şeref kartı alır. Tarih çalışmaları dışında 45 kadar edebi romanı ve çocuk edebiyatı eseri vardır. Basılmamış eserleriyle birlikte 110 ciltlik dev bir külliyatı mevcuttur. Romanlarından bazıları Ayşim, Alparslan, Yayla Gülü, Yıldırım, Dede Korkut Masalları, Kılıç Arslan, Şair Nedim'in Aşkı, Barbaros, Turgut Reis, Fatih İstanbul Kapıları'nda Türk Masalları, Atilla, Türk Akıncıları, Ali Baba ve Estergon Kalesi adlı eserlerdir. Enver Behnan Şapolyo'nun Gülbahar Sultan adlı eseri de Sırpça ve Hırvatça'ya tercüme edilir. Tarihi yaşayan birinin üretici zihninden okumak isteyenler için Enver Behnan Şapolyo, Anımsarken köşemizden sizleri selamlıyor. Edebiyat dünyasının sonuna geldik. Her zaman olduğu gibi Şairin Sesinden bölümüyle sizlere veda ediyoruz. Sahraya baharın daha ilk indiği gündü. Dağlarda gezerken bana bir çeşme göründü. Birdenbire sıyrıldı gözümden çözülen bağ. Bir hatıranın dağdaki yadıydı bu menba. 3-5 sene evvel bu dağın bir gülü vardı. Yaz günleri dinlendiğimiz yer bu pınardı. Birlikte düşerdik uzun göllere erken. Kaç kere şafak söktü bu dağlarda gezerken. Birlikte geçen bir Mayıs'ın hatırasından bir damla su içtim pınarın köhne tasından.